Merhaba arkadaşlar, ben İTÜ Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Hakan Onursal. Öncelikle avantajlarından başlamak gerekirse, kendinize fazladan bir sene katmış oluyorsunuz aslında. Normalde 5 sene olması gereken okulu 4 senede bitirme şansına erişiyorsunuz. Ya da 5 seneyi uzatıp daha rahat okuma şansını elde ediyorsunuz. Hazırlık okumak aslında okuduğunuz bölüme çok fazla bir şey katmayacak. Bunu açıkça söyleyebilirim. İngilizce öğrenmek istiyorsanız ya da yabancı bir dil, olay daha çok size bakıyor aslında. Hazırlık okuduğumda bölüm için yeterli olacağımı düşünüyorum gibi bir algıyla gelmeyin. Kendinize İngilizce için bir şeyler katmaya her zaman çalışın. Çünkü yani hangi üniversite gitseniz aynı olacak. Hazırlık eğitiminde aldığınız İngilizce tamam bir yere kadar sizi götürür, temel basic şeyleri öğretir size ama onun dışında yani hiçbir yerde yeterli olacağını ben düşünmüyorum alınan hazırlık eğitiminin ve bu yani sizin bütün hayatınızı da etkileyecek bir şey olduğu için aslında hazırlığı atlayıp ya da yarım dönem okuyup daha çok kendi başınıza çeşitli kaynaklardan öğrenmeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hazırlığı okumayan birisi olarak dezavantajlarından bahsetmek gerekirse de yoğun bir seneniz oluyor, en az bir seneniz oluyor 12. sınıfta. LYS, YGS sınavları olsun ya da TYT, AYT herhangi bir üniversite sınavını söyleyebiliriz. Yoğun bir senenin ardından çok fazla dinlenme şansınız olmuyor ve direkt olarak üniversitede ağır derslerle devam etmiş oluyorsunuz eğitiminize. Bu da bir süre sonra sıkılmanıza, yeterince ilgi göstermemenize, kafanızı yeterince boşaltamamanıza sebep olmuş olabiliyor. Örneğin benim gibi. Eğer İstanbul'a dışarıdan gelmiş bir öğrenciyseniz belki üniversitedeki vizelerin ve finallerin yoğun temposunda çok fazla gezme şansınız olmayabilir. Bu da beklentinizin çok yüksek beklentiyle geldiyseniz beklentinize ulaşamamanıza sebep olabilir. Ki bu istemediğimiz bir durum. O yüzden hazırlık okumak veya okumamak kısmı tabii ki sizde. Ben hem avantajlarından hem de dezavantajlarından bahsetmeye çalıştım. Karar sizin. Eğer bana sorarsanız hazırlığı yarım dönem okuyup bu süreçte hem gezip hem de kendi İngilizcenizi kendiniz geliştirmeye çalışmanız her zaman daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkürler.